Merhabalar. Özel gereksinimli çocuklarımıza dünyayı algılamaları ve tanımaları için öncelikle nesneleri ve kavramları ayırt etmeleri, fark etmeleri ve isimlendirmeleri gerekmektedir. Bunun için de çocuğumuza nesneleri üç boyutta olduğunu algısını vermemiz gerekiyor. Bu da nesne nesne eşleme ile olacaktır. Hemen bir örnek yapalım. Örneğin elimde bir resim var, elma. Ve gerçek nesneyle eşliyorum. Elma. Bu bir elma. Bu resimdeki de elma. Şeklinde nesne nesne eşleme ile kavram eğitimi verebiliriz. Sizlerle şimdi renkleri öğreneceğiz. Bunun için aktivite çubuklarından faydalanacağım. Eğer sizlerin evinde aktivite çubuğu yoksa kartonlarla yapabilirsiniz şeritler halinde ya da bir A4 beyaz dosya kağıdını boyayarak şeritler yapabilirsiniz. Bunları çalışmayı alanınız bir masa olabilir, duvar olabilir ya da yer olabilir. Varsa evinizde tahtanız ya da panonuz, buralarda da rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken arkasına hamur yapıştırıcılar yapıştırmak. Yoksa da bantlayabilirsiniz, bantlarla da yapabilirsiniz. Renkleri öğreniyoruz ve renklerle öncelikle kırmızıyla başlıyorum. Kırmızıyı yapıştırıyorum panoma ve rengimi söylerken bu kırmızı, kırmızı renk. Bana kırmızı rengi göster şeklinde çocuğumuza sorular yöneltiyoruz ve bu soruları ilk başta belki bilemeyebilir ama zamanla öğrettikçe, öğrendikçe ve baktıkça size cevap verecektir. Her renge geçerken mavi, maviyi buraya yapıştırdım. Şimdi bana mavi rengi göster. Tabii kırmızıyı buradan çıkarabilirsiniz. Onu öğrenme seviyesine göre de belirleyebilirsiniz çocuğunuzun. Daha önce çalışmışsanız bunu, evet burada kırmızı kalabilir ama ilk defa çalışıyorsanız bir rengi, diğer rengi alıyoruz ve yeni bir renkle çalışıyoruz. Yeni bir rengi çalıştırırken de başka bir renk yanında koymuyoruz ki kavram karmaşası yaşamasın. Mavi rengi göster dediğimizde çocuğun göstermesi gerekiyor. Mavi rengi eline al dediğimizde çocuğun buradan eline alması gerekiyor. Mavi rengi bana verdiğinde size ulaşıp vermesi gerekiyor. Bir diğer çalışmamız da aktivite çubuklarıyla şekil çalışma. Nasıl şekil çalışabiliriz? Yine arkasında hamur yapıştırıcılarımız var. Renk renk de olabilir, tek renk çubuklar da olabilir, şeritler olabilir. Örneğin üçgen şeklini vereceğiz. Ben hemen şurada hamur yapıştırıcılarımı kullanarak üçgen şeklini oluşturuyorum. Evet, bu bir üçgen. Aktivite çubuklarımla bir diğer kavramı daha verebilirim. Örneğin uzun ve kısa. Elimde bir uzun çubuğum var. Hemen buraya yapıştırıyorum. Bir de ondan daha kısa bir çubuğum var. Onu da hemen yakınına yapıştırıyorum. Bu uzun çubuğum. Bu kısa çubuğum. Evet, bu bundan daha kısa. Bu da bundan daha uzun. Bana uzun çubuğu göster. Komut veriyoruz tekrar. Yönergelerimizi çok açık ve net vermemiz gerekiyor. Uzun çubuk hangisi? Uzun çubuğu göster. Gösterdi. Uzun çubuğu bana ver. Uzun çubuğu aldı ve size verdi. Bu tarzda çalışmalarla birçok kavramı ve özellikle şu aktivite çubuklarıyla ya da evde sizin hazırladığınız şeritlerle birçok renk, şekil, uzun, kısa ya da ince, kalın kavramları da verebilirsiniz. Şimdi birlikte ev yapmaya ne dersiniz? Bu evimizin çatısı olsun. Bu da geri kalan kısmı. Evimizin çatısı neye benzedi sizce? Bence bir üçgen. Peki evimizin geri kalan kısmı neye benzedi? Bence bir kare.
Evet çocuklar, sevdiklerinize sarılın ve evde kalmaya devam edin.